Birazdan mı gideceğiz? Var mı elinde? Evet, En azından bir o aynı yardımları şekilde, duymaya aynı devam şekilde edelim. Çiğli'de çok vahim durumlar var. Yani Fatih Mahallesi 316 sokak Fatma Akarsu apartman, 2 kişi 2 gündür enkaz altında burada. Hatice Akarsu ve Gülistan Ömürcan, acil vinç lazım diyorlar. Ses alınıyormuş. Ses alınmasına rağmen halen bu Çiğli'de bir iş makinesinin olmadığını ve vinç ihtiyacı olduğunu belirtiyorlar. Vinç, vinç, vinç. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na gidelim. Bu güzergahta gerçekten de insanlarımız çok zor durumda. Şu anda elektrik, su, doğalgaz hepsi kesilmiş durumda. İletişimde de çok sıkıntılar çekiyoruz. Kendi insanımızla, çalışan arkadaşlarımızla bile telefon, WhatsApp görüşmesinde büyük sıkıntılar çekiyoruz efendim. Sayın Başkan hepimizin gördüğü gerçekleri anlattı. Gerçekten de televizyonlara yansıyan görüntü, verilen haberler ama sahada karşılaştığımız gerçekler çok farklı. Çok da ağır bir tabloyla karşı karşıyayız. İnsanlar feryat halinde. Gördüğüm tablo şu, onu açık yüreklilikle ifade etmek isterim. Devletin kurumları aslında, bürokratlar çalışmak istiyorlar ama önlerine engeller konuyor. Farklı tercihler konuyor ve bu devletin rahat nefes almasını engelliyor. Bugün buraya Büyükşehir Belediye Başkanı arkadaşlarımızla geldik. Hepimiz üzgünüz. Hepimiz bir anlamda da kızgınız. Sorun var, evet. Sorunu el birliğiyle çözmek istiyoruz, evet. Ama sorunun çözülmesi için çözecek insanların önüne engellerin konulmaması lazım. Kararlıyız. Gerçekten de kararlıyız. Bu kentlerin tamamını ayağa kaldırmaya kararlıyız. Beraber mücadele ettiğimiz zaman bunun sonucunu kesinlikle elde edeceğiz. Söylenecek çok şey var ama onların tamamını kimse merak etmesin. Yeri zamanı geldiğinde tamamını konuşacağız. Elbette üzgünüz. Elbette kızgınız. Ama bir şekliyle bu sorunu çözmeye kararlı olduğumuzu da ifade etmek isterim. Teşekkür ederim. Söyleyecek herkesin çok sözü var ama herkes yutkunuyor. Enkaz altında sevdiklerimizi bir an önce çıkarmayı, iyi haberler almayı bekliyoruz. Bir taraftan yardım çığlıkları var. Bir taraftan şu bilgiyi aktarayım. Birçok yerden arka arkaya geldi. Teyit edilmiş bilgi. Hatay'da 12 vinç var şu anda. Yani 12 vinç kullanıma hazır. Bir isim bilgisi de var. Ben rejiye de göndereceğim ama şu an sosyal medyada da paylaşılıyor. Alper Çalık'ın iletişim bilgisi. 12 adet vinç kullanıma hazır durumda fakat kullanabilecek operatör yok. Bu kadar hani vinç talebi var. Herkesten bir beklenti var ki Hatay gerçekten çok kötü durumda. Ama bir operatör yokmuş ve bunun için de Alper Çalık'ın iletişim bilgisini vermişler. O nedenle reji bir şekilde iletişime geçenler olursa bunu paylaşırsa sevinirim. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Miyase İknur'dan bir mesaj geldi. Ece onu ilettim. Çok acil Adıyaman'da bir bağlantı kurabileceğimiz birileri. Çünkü enkaz altında. Ne olur o konuda da bana yardımcı olursan sevinirim. Murat'a gidelim. Özgür Özel. Peki. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, CHP heyeti, tüm aslında muhalefet milletvekilleri bölgedeler. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel Kahramanmaraş'taydı bugün. Özgür Bey, iyi akşamlar. Hepimize geçmiş olsun. Hepimizin başı sağ olsun. Siz tüm gün neye tanıklık ettiniz? Ne söylersiniz sizi dinleyenlere? Düştü. Peki. Bir siz bağlamaya çalışırken arkadaşlar ben çok acil az önce gelen bir yine yardım bilgisini okumak istiyorum. Bu da Cumhuriyet Mahallesi Gündüz Caddesi Bostan Sokak'ta Hatay merkezde. Burada da sesler geliyor. Aile enkaz altında, bir uzman çavuş varmış binanın enkazında. Lütfen yardım edin. Ses var. İnsanlar ses var diyerek
yardım bekliyorlar. Çünkü AFAD gittikleri bölgede bugün benzer olayı birkaç kez yaşadım Armutlu'da. Ses olmadığı için artık o enkazdan ses gelmediği için ses gelen başka enkazlara yöneliyorlar. Haliyle ufacık bir ses bile duysa insanlar, burada ses var, ne olur, hayat var, can var, gelin diye seslerini duyurmaya çalışıyorlar. O yardım çığlıklarını aktarmaya çalışıyoruz. Elinde varsa Timur okuyabilirsin. Odabaşı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi Hikmet Günsay Apartmanı. Bu enkazda da ses duyulduğu söyleniyor ve enkazın dışında çok sayıda kişi bekliyor. Aynı zamanda dışarıdakiler de büyük bir dram yaşıyorlar çünkü çok soğuk. Yani hiçbir yiyecek yok, içecek yok, battaniye yok. Yani sadece enkazların içinde bir yaşam savaşı değil, artık enkazların önünde de bir yaşam savaşı veriliyor. Dediğim gibi bu Odabaşı Mahallesi'nde Uğur Mumcu Caddesi Hikmet Günsay Apartmanı Antakya Hatay. Buraya da battaniye ve gıda yardımını acil olarak vatandaşlarımız istiyor. Her yerden var. Esra Apartmanı, Hakkı Dede Beyoğlu Sokak, General Şükrü Kanatlı, Antakya Hatay'da. Ne olur bu binada da ses var, çocuklar varmış. Başka elimizden bir şey gelmiyor. Bunları aktarmaya çalışıyoruz. Sizden gelenleri duyurmaya çalışıyoruz. Herkesin bir sevdiği yakını var enkaz altında. Bir şey daha var. İpek Güven, yani kuzenleri enkazın altında. Cebrail Mahallesi. Cebrail Mahallesi'nde gerçekten bir insanlık dramı yaşanıyor. Ve yani orada bir arama kurtarmanın çok hızlı bir şekilde sağlanması gerekiyor Cebrail Mahallesi'nde. Fatih Caddesi, No 15 Şensöz Apartmanı. Yani enkaz altında 6 kişilik bir aile var ve zamanla yarışıyorlar. Artık son anlar bu. Kepçe vinç değil, acil desteğe, AFAD desteğine ihtiyacımız var diyorlar. Ekip olmamasının sıkıntısı çok ciddi bir şekilde yaşanıyor. Bazı vinçler var, vinçleri kullanacak operatörler yok. Bazı durumlarda da iş makinesi olsa da kurtarma operasyonunu yapacak AFAD görevlilerinin olmadığını görüyoruz. Tekrar adresi söylüyorum. Cebrail Mahallesi, Fatih Caddesi, No 15, Şensöz Apartmanı. 6 kişilik bir aile yardım bekliyor. Murat, tüm bölgeleri dolaştın. Yayınımızın başında da söylemiştin. Tabii ki detaylarını veremedin. Biliyorum nasıl acı tablolarla karşı karşıya kaldığını, telefonda konuştuk. İnsanlar ne yazık ki cansız bedenlerini, kiminin yakınları da yok ama sokaklarda bunları anlatmak zorunda kalmıştın battaniye sarılı olarak. Şu an İskenderun'dasın. Bize bu birkaç günü, yani iki günü son saatlere kadar biz yayındayken de takip etmeye devam ettin. Anlatır mısın? Ya bu yayından ayrıldıktan sonra bütün herkes bize mesajlar gönderiyor. Yakınlarına ulaşamayanlar, haber alamayanlar, kendilerine haber verilemeyen durumlar. Hepsini bizim ortak grubumuza attım. Orada insanların resmen çığlığı var. Ve bizatihi de orada gördüm zaten. Şöyle, Timur şöyle düşünün. Bir mahalleye girdiğiniz zaman sağlı sola evler oluyor ve apartmanlar oluyor. Cibali denilen yer, oradaki sağlı sollu apartmanların tamamen yıkıldığını ve o apartmanların yıkılmasıyla bırakın arkasındaki apartmanların da diğer apartmanların üstüne yıkıldığı bir alan düşünün. Ben ilk defa bir depremde bir apartmanın ters döndüğünü gördüm. 8 çizmiş gibi binalar olduğu yerde eksen çizmiş. Aklım almıyor oradaki binaları. Evet, burası. Sokaklar inanılmaz, inanılmaz derecede girilmez durumda. Herkes bir şeyler yapma gayretinde ama elinde az önce de söyledim, alet edevat yok. Burada şöyle bir şey var. En büyük sorunlardan biri de şu. Orada enkazın başında duran, orada deprem alanında bulunan insanların en büyük sorunlarından biri ısınma sorunu. Elektrikli sobalar geldi bugün bir tır gördüm ama elektrik yok. Jeneratörler var, jeneratörlerde kullanacak benzin mazot yok. İnsanlar yakın yerlere gitmek istiyorlar arabasıyla. Bütün benzin istasyonları kapalı. Yol güzergahında Antakya'dan İskenderun'a gelene kadar 2 tane benzin istasyonu çalışıyordu. Başka hiçbiri çalışmıyordu. Ve inanılmaz uzun kuyruklar var. Marketler kapatıldığı için insanlar gıdaya ulaşamıyor. Dolayısıyla orada gördüğüm marketlerde çocuğu için süt alıyor mesela. Bu AFAD tarafından bir yerde dağıtılıyordu gördüm ama yeterli değil. Dolayısıyla insanlar bunu temin etmeye çalışıyor. Çocuk bezi temin etmeye çalışıyor. Ağrı kesici almaya çalışıyor. Kayıp çocuklar var. Mersin'de bir arkadaşım var. Bir kayıp çocuk var. Ulaşamıyorlar çocuğa.
Bunun gibi o kadar çok çağrı var ki bir inanılmaz bir organizasyonsuzluk var ve bir eksiklik var. Bunun tamamlanması gerekiyor. Acilen 2 gün oldu. 2 gün oldu ve artık insanların sabrı da taştı. Hepsi enkazın başında, ailelerinden gelebilecek bir haber için büyük bir umutla bekliyorlar. Oradaki insanların çığlığını gidip dinlesinler. Oradakiler hiçbir şey istemiyor aslında. Sadece yardım edilmesini istiyorlar. Hatta kendileri bir tesisat elde etseler, inanın o betonları kendileri kesip alacak. Çok zor durumdalar. Şöyle, ben oraları gördüm. Bakın, biz sadece nerelerden bahsediyoruz? Hatay'dan bahsediyoruz. Maraş'tan bahsediyoruz. Adıyaman'dan bahsediyoruz. Malatya'dan bahsediyoruz. Antep'ten bahsediyoruz. İnanın buranın ilçeleri ve köyleri daha girilmedi, gidilmedi bile. Hatay'a, özür dilerim, Maraş'a giderken bir köyden geçtik biz. Nurdağı çünkü çok kalabalıktı. Köyün içerisine doğru bir yol verdi oradaki görevliler. Bir köyün içinden geçerken köy yıkılmıştı. Şöyle, köyde sağlam ev yoktu. Bizim araçları durdurdular, bize yardım edin diyorlar. Bizi de buradaki yaralıları götürün diyorlar en azından. Gittiğimiz yer yine deprem bölgesi zaten. Oraya ambulansların gelmesi gerekiyor dedik. Telefonlar çalışmıyor. Az önce İsmail şeyden bağlandı. Antakya'dan bağlandı. Bir tane galiba oraya şey götürülmüş, telefon. Ama gazeteciler mesela orada sadece kamerayla görüntü alabiliyorlar. Kamerayla bağlanabiliyorlar. Diğer türlü diğer meslek